Pandemi süreci sizleri nasıl Pandemi süreci bizleri ve servis arkadaşlarımızı şu şekilde etkiledi. Şöyle söyleyeyim, yani okulumuz taşımacılık yapan servis arkadaşlarımızla beraber bizi yarı yıldan sonra, belli bir kısımdan sonra servisi bırakmak zorunda kaldık. Artı biz burada sadece çift servis yapan arkadaşlar değil, sadece servis yoğunluklu bu işten para kazanan arkadaşlar olduğumuzdan dolayı evet bayağı bir mağduriyetlik yaşadık. Öğrenci ve yolcular için ne gibi tedbirler aldınız? Şimdi öğrencilerimizde pandemi sürecinde okul olmadığından dolayı öğrencilerimizde şu anki aşamada şöyle. Ben ilk önce yolculardan bahsedeyim. Yolcularımız araçlara gittiğimiz zaman hep bütün araçlarımızda maske, dezenfekte ilaçları ve kolonya ve ıslak mendiller dağıttık. Bununla ilgili ama öğrencilerle ilgili de aynı süreç şu anda devam ediyor. Bu sene öğrenci fiyatları nedir? Şu anki öğrenci fiyatlarımız düşük. Yani %30, %20 düşük bir sistemde ihalelerimizi aldık. Taşıma olayımız yani geç de olsa çok şükür yine başladı, devam ediyoruz. Ama fiyatlarımız tabii ki düşük yani. Köy servis ücretlerine zam geldi mi? Yok. Köy servis ücretlerimize zam geldi. Yani geldi. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Yani fiyatlarımız güzel. Onunla ilgili bir problem yok. Korsan araç sürücüleri var mı? Varsa bu sizleri nasıl etkiledi? Biz hem yolcu ağırlıklı hem öğrenci servis ağırlıklı taşıma yapıyoruz. Kırsalda, ünye merkezlerde değil. Bizim asıl bununla ilgili baya baya bir sorun sıkıntımız var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Biz kendi kooperatifimize dahi, şirketimize dahi şoför bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Şimdi şu işi yapmak baya bir mesele. Bunun serecesi, psikotekniği, sabıka kaydı düzgün olan şoförle bu işi yapmak, şu aşamaya gelemek bayağı bir mesele ama bu işi haksız kazanç olarak vergi vermeden özel araçlarla, yani özel araçlarla bizim güzergahlarımızdan bizi bekleyen yolcularımızı alıp getiren insanlar var, kişiler var, özel araçlarıyla, aile araçlarının içerisinde bunu getiren kişiler var. Biz bundan dolayı hakikaten aşırı derecede bir mağduriyetlik yaşıyoruz. Artı bunu kolluk kuvvetlerimize bildirdiğimiz zaman şöyle bir sistem olduğunu söylüyor bize jandarmamız, polisimiz. İşte içindeki kişiler ücret almadığını söylediği takdirde bizim yapabileceğimiz bir şey yok deniliyor bize. Biz de bu konu hakkında yani kişi içindeki özel aracın içerisindeki yolcu biz ücret vermiyoruz, vermedik dediğin an bu araca cezai müvede uygulanmama şekli var. Biz bundan dolayı mağduriyetlik yaşıyoruz. Yani hakikaten bir aşırı derecede bir yoğun bir yolcu kaçağımız oluşuyor. Çünkü bizim işimiz bu. Yani bu işi de yapmak bayağı bir mesele. Yani kalifiyeli şoför bulmak, kalifiyeli işte serecesi, psikotekniği az önceki dediğim gibi bayağı bir mesele ama biz bundan sıkıntı yaşıyoruz yani. Bundan yaşıyoruz. Bununla ilgili bayağı bir sıkıntımız var. Hakikaten bayağı bir sıkıntımız var yani. Tamam, teşekkür ederim.